şu anda Ali Palabıyık son düdüğünü çaldı. Kasımpaşa 1, Galatasaray 4. Kasımpaşa öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı ve farklı bir şekilde rakibine mağlup oldu. Sarı kırmızılı oyuncular şu anda tebrikleri kabul ediyorlar. Fatih Terim ile Mustafa Denizli'yi birbirlerine sarılırken görüyoruz. Güzel görüntüler bunlar futbol adına. 22. hafta tek maç dışında tamamlandı sayın seyirciler. Galatasaray lider Başakşehir'le arasındaki puan farkını böylelikle 3'e indirdi ve yarın Başakşehir'in Antalya deplasmanında oynayacağı maçı beklemeye koyuldular böylelikle. Şu görüntüyle ilgili bir şey söyleyeyim. O destek de aynı zamanda. Koluna girdi Fatih Hoca Mustafa Denizli'nin. Çünkü tepkiler vardı Kasımpaşa tribünlerinden. İstifa, Denizli istifa diye bağırıyorlardı. O bir anlamda Kemal daha hocaya destek olmak için koluna girdi. Kemal Özdeş'e yeri istiyorlar hatta tepkilerde. Öyle mi dediler? Evet. Öyle mi bağırdılar? Ya Kemal Özdeş'in gidişi pek çok kişi gibi bizler tarafından da garipsenmişti. Tabii ki Mustafa Denizli gibi bir teknik adamın herhangi bir takım tarafından istenmesi, orada göreve başlaması şaşırtıcı değil. O gittikten sonra da o süreci bundan ayrı tutmak lazım. Ama Kemal Özdeş'in gidişinde bir gariplik vardı. Ha Mustafa Hoca iyi başladı ama bir hayli kötü en bir grafiği hata... var. Bugün yollar ayrılabilir deniyor. Evet, olabilir. En büyük hatayı nerede yaptılar biliyor musun? Bütün futbolcular da 2021 yılına kadar sözleşme yaptılar. Futbolcular takım rehavete girdi. Nasılsa sözleşmeler cebimizde dediler. Yabancıların birçoğu böyle maalesef. Aslında ne kötü bir şey ya. Beşiktaş'ta dönem lazım abi. Beşiktaş'ta ya, yaşadı dönem dönem biliyorsun. Bazen olur. Bazen ters tepe. Ters tepmiş. Aslında bazen doğru bir uygulama. Evdeki hesap çarşıya yani uymaz. Işte oyuncunun kafasında bazen bir soru işareti kalmaması açısından demek ki 3 sene daha buradayım demesi lazımken terse gittiler. Tabii. Hayret yani. Evet, böylelikle Levent Tüzemen'le devam edeceğiz ama dilerseniz bir karıştı puan cetveli. Hemen bir toplu sonuçlara ve son puan cetveline bakalım. Yarın oynanacak Antalya Başakşehir maçı öncesi işte ekranlarınıza geliyor. Toplu sonuçları 22. haftanın bir maç dışında tamamlanan bu haftanın yarın oynanacak son karşılaşması öncesi puan cetveli de şöyle oluştu. Kuzey Afrika aslanı başlığını attı arkadaşlarımız. Bende de Afrikalıların gecesi dedim yani. Evet, yeni Malatyaspor Beşiktaş 2-1 mağlup olmuştu haftanın açılış maçında. Akhisarspor'la Ankara Gücü golsüz berabere kaldılar. Bursa Spor, Çaykur Rizespor'a evinde 2-0 mağlup oldu ve olağanüstü genel kurul kararı aldı. Yeşil beyazlılar. Fenerbahçe, Atiker Konya Spor'la karşılaştı. Halef'le Selefi, Ersun Yanal'la Aykut Kocaman'ı karşı karşıya getiren mücadele 1-1 sona erdi. Maçı Alex'in de izlemiş olması enteresan bir detay olarak tarihe not edildi. Bugün oynanan maçlarda aslında bugün hakikaten muazzam bir maçla başladı. Erzurum attı, Sivas kovaladı ama Sivas'ın gücü yetmedi. Erzurumspor, Obertan'ın ve Eduk'un muhteşem oyunlarıyla 4-2 kazandı. Trabzonspor evinde Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maç 0-0 iken Rodega bir penaltıdan faydalanamadı. Üst direkten dönen topu kendi şutunu tamamladı ve herkesi şaşırttı çünkü kurallara göre gol geçerlik kazanmadı. Maça Alanya en direkt vuruşla başladı ve ardından da bulduğu Sise ile 2 golle 3 puanı evine götürdü Trabzon'dan. Kayserispor Göztepe'yi 2-1 mağlup etti aynı saatte oynanan maçta ve az önce sona eren müsabakada Galatasaray Kasımpaşa'yı yenik düşmesine karşın 4-1 yendi ve artık yarın oynanacak Antalyaspor Başakşehir maçına odaklandık. İşte son puan cetveli. Başakşehir hala lider maç eksiğine karşın 45 puanla. Galatasaray 3 puanla takip ediyor Abdullah Avcı ve talebelerini. Galatasaray'ın da 3 puan gerisinde haftaya Fenerbahçe ile oynayacak Beşiktaş var. Yeni Malatyaspor ve Konyaspor'un 34'er puanı bulunuyor. Trabzonspor 33 puanda kaldı 6. 31 puanlı Sivasspor'u 7. sırada görüyoruz. 8. Kasımpaşa ve 9. Antalyaspor'un puanları 29, Antalyaspor'un bir maçı eksik. Puan cetvelinin ikinci sayfasında işler çok karışık. Daha da karışık diyelim. Alanya Spor, Kayseri Spor 28'er puanla 10-11. 12. Rize Spor ve 13. Göztepe'nin 25'er puanı var. 24'er puanlı takımlardan Bursa Spor 14. Fenerbahçe 15. Ankara Gücü ise 16. sırada. Ankara Gücü ile birlikte düşme hattında 21 puanlı Erzurum Spor'la 18 puanlı Akhisar Spor'u görüyoruz. Ve hemen sıcağı sıcağına işler de bu kadar karışmışken Levent Tüzemen'le devam edelim. 1-0 geriye düştü Galatasaray. Trezeguet'in serbest vuruştan attığı golle o dakika itibariyle
pek çok Galatasaraylı ya keşke Cagney'i değil de şu Trezeguet'i alsaymışız diye düşünmüştür. Bence Galatasaray ikisini de almak istedi. İkinci transferi Kasımpaşa vermedi. Yani zaten Trezeguet'i çıkar, Kasımpaşa tamamen kötü duruma düşer. Ona rağmen yana ayakta kalamıyor. Galatasaray için gerçekten şimdi Fatih Terim baktığım zaman çok oyuncunun satılmasına izin verdi. Yani defanstan oyuncu gitti, Maicon gitti. İki defans oyuncusu birden gitti Galatasaray'dan. İki tane yeni geldi. Ve gitmesi istenenlerden bir tanesi, iyi para verilenlerden biri de Belanda'ydı. Ama Fatih Terim şart koydu buna. Ve Belanda'ya sana ihtiyacım var dedi. Özel bir takım görüşmeler yaptı kendisiyle. Kabul edelim ki Belanda da hocasını mahcup etmiyor. Yani İlk geçen, gollerini geçen hafta attı. Attı ama bu hafta da iyi oynadı, iyi gol attı, iyi asistler yaptı. Ve üstelik sezon başında ciddi bir tartışma yaşadı Feghouli. Sonra geldi bana güven hoca diye bir görüşme yapmıştı. Buzları erittiler. Erittikten sonra ikinci yarı biterken son dört haftadaki yükselişi Feghouli oyun olarak şimdi de devam ettiriyor. Hayatta belki de ilk defa mı hat-trick yaptı bilmiyorum ama İlk defa yapmış. İnanılmaz iki tane gol attı. Biri kalecinin üzerinden aşırttı. Öbürü koşu yaptı. Birinci golde yaptığı koşu çok kıymetliydi. Belanda'nın ona kestiği. Galatasaray takım 1-0'dan sonra geriye dönüp 2-1 ele geçirdikten itibaren oyunun kontrolünü de eline geçirdi. Kabul edelim. Bu tür maçlar zor maçlar. Çünkü bugün ben Galatasaray Kasımpaşa maçlarını geçmişte izledim. Bir maçı da Burak'la oynadıkları dönemde 2-0 geriden gelip 3-2 kazanmışlardı. O Hamza Hoca döneminde, şampiyon oldukları dönemde. Kabul edelim, Kasımpaşa zor bir takım. Yani oyunun Mustafa Hoca'nın birinci planı tuttu Trezeguet'le. Golü attı ama yani bir kaleci kapattığı köşede golü yememeli diye düşünüyorum. Mustara gibi kalitesinde bir kaleci golü yememesi lazım. Fikstür kolaylığı var Galatasaray için. Şöyle kolaylığı var, yani kendisinin yenebileceği takımlarla oynuyor. Önümüzdeki hafta Akhisar'la oynayacak bildiğim kadarıyla. Evet, sonra ligin son sırasındaki Akhisar'ı içeride ağırlayacak. Ama şunu da unutmamak lazım. Ligin son sırasındayken Erzurumspor Başakşehir'e yenilmedi İstanbul'da. Doğru ama bir her şey olabiliyor bu. Ama yani Akhisar Erzurum gibi değil. Erzurum direniyor da Akhisar dağılmış gibi durumda. Kalite farkı var. Oyuncular, eğer Galatasaraylı oyuncular bu kalitelerini sahaya yansıtırlarsa ciddi bir yani skor avantajı yakalarlar diye düşünüyorum. Kaldı ki iki tane göbekteki defans oyuncusunu gönderiyorsunuz. Ozan'la Maicon'u. İki tane yeni oyuncu. Bugün geldikleri noktada, gerçi Luyendama sarı kart gördü ama ikisi iyi oynadılar. İkisi sahada. Özellikle Marcao, son Benfica maçında eleştirilen Marcao, Seferovic'i kaçıran. Tabii bugün çok dengeli oynadı. Çok sakin oynadılar. Yani öyle gelişi güzel toplara vurmadılar. Bu da bir avantaj. İki bekini birden kaybetti bir anda Fatih Hoca. Evet, sakatlıklar nedeniyle. Hem Emre'yi hem Linus'i kaybetti. Büyük bir ihtimalle Nagatomo'yu kullanacaktır. Birçok yerin çok adamı var elinde. Daha Galatasaray Emre Akbaba'yı kullanmıyor. Onun da kalitesi sahaya yansıdığında Emre Akbaba iyileşti, evet. Belanda coştu. Evet, belki de işte dediğim gibi arkadan, tabii arkadaki kulübedeki oyuncu hazır vaziyetteyse, seni tehdit ediyorsa o senin iyi oynama için bir avantajdır diye düşünüyorum. Rekabet her zaman için başarıyı getirir. Kagawa geldi, ya iş coştu. Evet, tabii yani şimdi yerini kaybetmek var. Kaybedersen geri almak çok zor. Emre çok formdaydı sakatlandığında, iyi oynuyordu. Şimdi bu Emre'nin gelişini antrenmanlarda Belanda da görüyordur diye düşünüyorum. Evet. Bir süre herkes birbirini itiyor. Yani sonuçta kritik bir haftada Benfica yenilgisinden sonra evinde, Kasımpaşa deplasmanında da olsa skor olarak geriye düşüp maçı farklı kazanmak zirve yarışta Galatasaraylı oyunculara ciddi bir motivasyon olacak. Peki Erman Hocam, iki arkadaşınız Fatih Terim ve Mustafa Denizli yıllardır hem dostlukları devam eder hem de tatlı rekabetleri, sizin de dostunuz devam eder, tatlı tatlı eleştirileriniz, ama çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Şaşıracaksınız bence hepiniz. Fatih Terim teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Mustafa Denizli'yi yendi. İlginç değil mi? Çok enteresan ama ya 7 Galatasaray'la 7 şampiyonluk yaşamış Fatih Terim. Allah Allah. Kariyerinde ilk kez yendi. Hakikaten bunu bilmiyordum. Çok enteresan. Çok enteresan. Hakikaten çok enteresan. Ama çok karşılaşmadı. Ya tamam belki, ama hani bunca yıl içinde abi 40 sene, aktif iki teknik adam. 30 senedir hocalık yapıyorlar. 30 senedir hocalık yapıyorlar. Bir defa karşılaştı. Bir kere bir şey söyleyeyim. Yerde. Karşılaşmamaları bile haber Kocaeli'de bence. Kocaeli'deyken. Sadece bir kere mi karşılaştı? Evet. Kocaeli'ndeyken, hocayken Mustafa Denizli. Yani birisi çalışıyorken öteki çalışmıyor genelde galiba. Hocam ne diyorsun buna? Çok enteresan değil olabilir mi? Olabilir ya. Denk gelmemiştir. Ama çok ilginç hocam. Yani ikisi de 30 yıldır
Teknik adamlık yapıyorlar. Ya ben çok şaşırdım. Ben de şaşırdım. Pek çok istatistik var. Ama şunu merak ediyorum. Kaç kere karşılaştılar onu da merak ediyorum. Hani kalkıp da... O da çok gelir biraz. Ben bir defa biliyorum Kocaeli'ndeyken. O zaman yani o çok önemli bir istatistik. Kocaeli döneminde yani. Çünkü hocaya söyleyeyim mi? Daha önemli istatistik 30 yılda bir kere karşılaşmış olmaları bence. O daha tuhaf. Yani. İlginç yani. 90, bir şey anlatıyor sanki. 96'da Fatih Terim Galatasaray'a geldiğinde Mustafa Hoca milli takıma gitti. Hep öyle 2000'de zaten. 2000'de Fenerbahçe'ye geçti. Karşılaşmak istememişler. Hayır Mustafa Hoca milli takıma, Fatih Terim gitmedi milli takıma. Ya şeye gitti. 2000'de İtalya'ya gitti. Fatih Terim 3 kere, Mustafa Denizli 2 kere milli takım gördü, yanlış mı hatırlıyorum? Fatih Terim 3 kez. Evet. İki kere miydi Mustafa Hoca? Hoca. Bir 2000'de var. Hayır, bir tanesi İskenderlerin oynadığı dönemde İngiltere'deki maç var ya. Şey, İzmir'deki Sivas'ı biten maç. 98. Sonra 2000'deki dönem var. Evet. Biten 2000'de Fenerbahçe'ye geldiği hadi dönem o dönemlerde var. Kulüpler bazında karşılaşamadılar. Evet hocam 4-1'lik maç. 1-0 öne geçti. Kasımpaşa üstünlüğünü koruyamadı. Çok kritik birkaç pozisyon var. Özellikle bir tanesi ısrarla soruluyor. Cagne'nin 6. dakikada Ben Yusuf'le çıktığı hava topunda... Ben Yusuf'un burnu kanadı ve oradaki darbesi faul müydü, kart mıydı, kırmızı mıydı soruları. Onun için görüntüyü bekliyoruz. Şimdi sıcağı sıcağına sana sözü bırakalım. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şey değil tabii, görüş ama yani kesin olacak. Bu Jacques'le Galatasaray'ın başına iş açacak diyorum ya. Galatasaray Jacques'le resmen el bombasıyla top oynuyor. Ne zaman patlayacağı belli olmuyor. Eğer doğru bir hakem, doğru bir VAR olursa Jagne'nin önümüzdeki haftalarda 90 dakikayı bitirmesi çok zor. Trabzon maçında. Bunu bak hedef göstermiyorum, çok net söylüyorum. Doğru bir hakem, bugünkü dahil. Bu hakem değil bugünkü. Bugünkü VAR'daki de VAR değil. Doğru bir hakem. Ben gördüm Meler. Doğru bir VAR, doğru bir hakem olursa Jagne 9. dakikada atılır da abi uzatmaya gerek yok. 6. Veya 6. dakikada. Ne uzatıyorsun ki? Galatasaray forması giyip de bu haltı yaparsan bir maç kurtarırsın. İkinci maç atılırsın. Hakem değilsin. Hakem değilsin. Niye? Çok kestirme anlatıyorum. Daha da fazla uğraşmadan. Belhanda'ya yapılan hareket de kırmızı. Belhanda adamı çıldırdı. Gidip vuracak. Lan hakem sen uyanamıyorsun. Fatih uyandı. Hemen başka birini sokacaktı. Hemen Belanda'yı aldı oyundan. Atılacak. Sen uyanamıyorsun. Teknik direktör uyanıyor. Belanda atılacak. Belanda devam etse atılacak. Kesin atılacak olan. Çok kızdı. Çünkü arkadan öyle bir vurdular ki. Net kırmızı. Neyin sarısı abi? Çok net söylüyorum. Hakem yok Türkiye'de. Bunlara birisi dur diyecek ama kim dur diyecek? Bunları birileri tırpan ama kim diyecek? Hocam hakem yoksa nasıl dur diyeceğiz? Bilmiyorum. Gene bunlar çıkacak maç. Bak, çok net söylüyorum. Ya, nasıl dur? Şimdi göreceğiz. Gelsin dakika 6 atıldı. Dakika 6 10 kişi. Görüntü gelsin. Belhanda'ya vurdu. Net kırmızı. Lan at sen. Bak atmayınca futbolcu birbirlerine nasıl girdiler ya. Fatih uyandı. Başka oyuncuyu değiştirecekti. Hemen şeyi aldı kağıdı. Belhanda'yı aldı oyunda. Hani millet orada belki ya darbe şiddet midde ama onun topla alakası yok oyuncunun. Bilerek vuruyor. Yani o tabii enteresan yani bir futbolcu hani çok niye sert öyle bir darbe değilse bile İlker. Bir futbolcunun onu yapması bence tabii de bir futbolcu delirme. Kasıtlı yaptı. Kasıtlı yaptı. Belhanda delirdi çocuk. Kasıtlı yaptı. Ya bunlar çözemezlerse ama normal abi. Bir defa topla çalıştı bir takım gole gidiyordu. Birinde adamla çalıştığı yere düşürdü. Onlar da gidiyorlardı gole. Böyle bir hakem. Bence en iyi uygulaması Fegüli'nin attığı goldeki evet avantajı. Evet abi onda güzel bir iş yaptı. Bir orada avantajı uyguladı, gol oldu. Bir iş yaptı. Onda devam da foul belandaya biliyorsun hocam. Ya o foul'ler olur. Onu hatırlamıyorum. Hayır, o foul'ler olur. Bak öyle foul olur. Tamam. Şimdi foul'ü göreceksiniz. Sen kırmızı vermezsen topçu topçuya veriyor bu sefer. E tabii sahada otorite olmazsa ben bu sefer cezayı keserim. Sen hakem olmazsan top... Ya Fatih uyandı kenarda. Sen uyan bari be. E, Fatih topu biliyor. Topçuyu da biliyor. Hemen aldı oyundan. Evet. Bunlar da hakem diye geziyorlar. Yalnız Kasımpaşa tarafı da enteresan. Tam el bombası. Hocam ilk maçında da elle gol atmaya çalışmıştı biliyorsunuz hocam, Trabzon'a. O ilk maçı. Sonrasında da ikinci sarı evet, kartı gerektiren bir faul yapmıştı. Ben size bir şey söyleyeyim. Ben rakip teknik adam olsam futbolcu, Jackler'in 10 dakika üstüne oynarım attırırım. Çok müsait. Oynarsın hocam, abi. Hocam çok müsait. Ve göreceksiniz oynayacaklar. Jackler'in üzerine... Oynayacak bir iki kişi ama çıkacaklar.
Top baba atacaklar, hafif dirsek falan. Baba da yiyecek zokayı, bir saldıracak. Şöyle atacak. De bir şey var. İki maçtır özellikle gözlemliyorum. Bütün stoperler, bütün savunma oyuncuları, kenar bekleri top gelirken Cagne ne yapacak? Onun üzerine oynuyorlar. Doğru. Bu sefer Feghouli, Belhan da diyoruz ya, boşa formda boşa çıktı, onlar gol atıyor. Hani Fatih Hoca bu işten memnun aslında. Cagne'den çok gol beklemeyecekler. Madeni buldular. Orta saha çok gol atacak bu sefer Galatasaray. Teknik anlamda o doğru ama idari anlamda değil. Saha içinde yaptıkları bir garip. Erman Hoca'nın dediği tabii ki. Orası ya yani. Burada şimdi hocam bunu söylemeyen de bence şimdi futbol... bunu söyleyince ben biliyorum Galatasaray düşmanı diyecekler. Hedef gösterdiler sana. Galatasaray düşmanı. Ya değil kardeşim. Hocam uyarıyorsun. Bunu 4-1 kazandığın maçtan sonra gerekeni yapmazsan o topçuya, o seni yakar. Evet. 4-1 kazandın mı bugün? Evet. Böyle bir maçtan sonra eleştireceksin. Mağlup olduktan sonra testi kırıldı, herkes eleştirir. Evet. Yaşayacaksınız. Yaşayacaksınız. Ne diyorsunuz düz hemen? Fatih Terim halleder işi. Ama ilk maçtan sonra da böyle demişti herkes. Ya Fatih Terim ilgilenir Cagne ile. Şimdi ikinci maç vallahi bir de bu ben pozisyonu görmediğim için bir yorum yapmıyorum. Hoca kırmızı dedi. Düşerken vuruyor, kasıttım vuruyor, bakacağız. Çünkü oyuncunun burnu yere çarptıktan sonra kanıyor. Çok kötü düşüyor yere. Evet, yere de çok yüzü, şuursuz düştü. Şuursuzca evet. Düşüp yere vurdu. Bir ara endişelendik. Ben Yusuf dolayısıyla için. Yani şimdi görelim hocanın tabii... sözü beyandır, kabul edelim ama bir görelim tabii yani. Bir de görüntüyü tekrarını, de görelim değil mi? Görüntüyü bize tekrarını vermedi. Ya o pozisyonu o zaman konuşuruz da yani maçın içindeki yani. Davranışları sıkıntılı. Bir de sarı kart gördü zaten bugün yine. Tabii gene dayanamadı, en son bir sarı kartı gördü gene. Ya forvet oynuyorsun yani biraz daha dikkatli olman lazım. Bakmak lazım. Ha, belki de büyük ümitlerle geldi, hala gol atamadım diyor yani, normal gol atamadı penaltıdan. Takımın kenardan da yeterince ortaya almıyor zaten. Takımın 4-1 önde, 88'de sen bir kart daha gördün. Zaten kart cezalısı geldin. İlk maçlarda oynayamadın. İlk maçında bir sarı kart gördün. Herkese göre ikinci sarı kartı da hak etmiştin. Bu maçta yaptığın tuhaf bir hareket var. Gene sarı kart gördün. Sen hani her oynadığın maçta kart mı göreceksin? Hocam,